Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgesi Baktat sunar. Avrupa'da 7 günden merhaba. Sevgili izleyiciler, bugün size Uludağ'dan, Türkiye'deki kayağın ana vatanından sesleniyoruz. Evet, biliyorsunuz Avrupa'da 7 günde biz aylardan beri iki temayı işliyoruz. Bunlardan birisi Türkiye'nin tanıtımı, bir diğeri ise uyuşturucuyla mücadele. Türkiye'nin tanıtımı derken güneylerimizden birçok yeri, birçok güzelliği sizlere aktardık. Ama Türkiye'de tatil 12 ay. Evet, bu 12 ayın yaşandığı yerlerden birisi de Uludağ ve şu anda biz size Uludağ'dan sesleniyoruz. Evet, sanatçımız hazır mı? Bence önce bir şarkı alalım. Ondan sonra da konuk takdimine geçelim. Seni dinliyoruz. Sevgili izleyiciler, biraz önce gördüğünüz gibi aslında son derece basit olan kayak sporunu ben de icra etmiş bulunuyorum. Yani Fatih Küllapoğlu bu kayağı yapabiliyorsa demek ki 7'den 70'e hepiniz yapabiliyorsunuz. Evet, açılışımızı Uludağ'dan yapıyoruz. Uludağ'ın muhteşem bir oteli var. Karinna Otel. Sadece yamaçlarıyla keyifli değil, aynı zamanda yemekleriyle ve hizmetiyle de muhteşem bir yer ve bu otelden yayınımızı yaparken de zaman zaman sucuk ızgaraları da sizlerle birlikte paylaşacağız. Efendim, konuklarımızdan ki Türkiye'de bir ilk gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda da Avrupa'da bir ilk gerçekleştiriliyor. İlk kez bir kayak merkezinden, Türkiye'den canlı yayın yapılıyor. Ve hepinizin bildiği gibi hep ilklere imza atan Avrupa'da 7 gün. Bu ilke Hollanda merkezli Trans Travel firmasıyla birlikte imza attı. Ve bu işte kuşkusuz ki en çok emeği geçen insanların başında Trans Travel'ın yönetim kurulu başkanı Sayın Murat Biler geldi. Murat Bey, hoş geldiniz. Evet, ben şimdi tabii bu kayakların üzerinde hala biraz durmak üzereyim. Sonra yanınıza geleceğim. Ama bu serin havada sizi böyle rahat görüyorum. Hayrola, ceket açık filan. Polar mı var içinizde?
İçimde polar var. Şimdi zaten kayağa alışkın bir insan olduğum için bu poların ne kadar sıcak tuttuğu tabii şimdi insanlar görsün, hissetsin istedim. Bunu canlı olarak yaşatayım dediniz. Canlı olarak yaşatalım. Efendim tekrar hoş geldiniz siz de Hollanda'dan. Sevgili izleyiciler, bir diğer konuğumuz da bu güzel otelin, 5 yıldızlı otelin, Carina Otel'in sahibi Sayın Uğur Koçoğlu. Uğur Bey, size hoş geldiniz demiyorum. Ev sahibi sizsiniz. Siz de hoş geldiniz. Buradan abi. Avrupalı izleyicilerimize ve tabii dünyada bizi izleyen, çünkü aynı anda Amerika'da, Avustralya'da ve inanılmaz bir çerçevede izleniyoruz. Onlara bir giriş selamınız olacak mı? Bütün dünyadan herkesi bekliyoruz. Uludağ Cennet. Beyaz Cennet zaten buranın adı. Her zaman bekliyoruz. 12 ay açığız. Evet, daha hep birlikte de bu cenneti yaşatmaya çalışacağız izleyicilerimize. Efendim, Trans Travel'ın Türkiye koordinatörü Efe Serdar da İzmir'den geldi ama kendisi aynı zamanda da bir kayak uzmanı. Sevgili Efe, hoş geldin. Geçtiğimiz hafta da seninle yayında birlikteydik. Evet, yine sizinle. Heyecan ve acı yok değil mi? Yok, bu sefer geçti. Bu sefer bizim evimizdesiniz. Bu sefer heyecan inşallah sizde vardır. Yok, heyecan yok. İşte böyle gayet keyifli kar motorları da sevgili izleyiciler. Gayet rahat binip kullanabiliyorsunuz. Zaten arkadaşımız da şu anda bir yandan görüntüledi. Bir diğer konuğumuz da sevgili izleyiciler, Carina Otel'in genel müdürü Murat Bey. Murat Bey merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evinize hoş geldiniz. Şu ana kadar hizmetten bizden de 5 yıldızlı not aldınız. Son derece keyifli bir hizmet var. Yayın sırasında bunu paylaşacağız. Peki efendim. Evet sevgili izleyiciler, Uludağ'dan yaptığımız canlı yayında tabii ki dünyadan da uzaklaşmıyoruz. Ve şimdi yavaş yavaş Frankfurt'a doğru yolculuğa çıkıyoruz. Biliyorsunuz hacı adaylarımız, bir ay önce hacı adaylarımızı uğurlamıştık Avrupa'nın dört bir köşesinden. Biz bu kez tek bir gelişi aldık ve bunu da arkadaşımız Şükrü Doğru gerçekleştirdi. İşte hacı adaylarının hacı olduktan sonra dönüşleri yer Frankfurt Havalimanı ve haber Şükrü Doğru. Almanya'da yaşayan Türk hacılar hac görevini yerine getirmenin mutluluğuyla evlerine döndüler. Frankfurt Havalimanı'nı dolduran hacı yakınları büyük bir sevinç ve özlemle ailelerine kavuşmayı bekledi. Heyecanla onları bekliyoruz. Çok mutluyuz. Allah hayırlısıyla inmek nasip eder. Annemle babamı bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Heyecanla gelmelerini bekliyoruz. Onları çok özledik. Çok güzel bir yere gittiler. Çok güzel bir ülke gördüler. Hepsinin sağlıklı bir daha gelmesini dileriz. Bir ay önce kutsal topraklara yolculuğa çıkan Türk hacılar dualarla uğurlandıkları havalimanında bu kez çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Türk hacılar Frankfurt Havalimanı'nda yakınlarıyla uzun uzun hasret giderdi. Evet, hacı adaylarında dönüşü böyleydi. Sevgili izleyiciler, ben lafı hiç uzatmayayım. Taze taze kayaktan geldim ama sanmayın ki yayın için kaydım. Aşağı yukarı bir 5-6 tur atıp ondan sonra da noktayı burada yayını yaptığımız Carina Otel'in teraslarından birisinde koyduk. Ve ben hemen Murat Bilal Bey'e dönüyorum. Trans Travel'ın Hollanda merkezli Trans Travel'ın yönetim kurulu başkanı. Evet, gerçekten Murat Bey, sizin kara bir aşkınız var ve kış turizmine bir aşkınız var. Ama en önemlisi sizin bir iddianız var. Diyorsunuz ki turizm Türkiye için 12 aydır. Deyip buradan ben sizi sözü size paslıyorum. Turizm de Türkiye artık 12 aya gelmeli. Yani bu tabii, ben bunu söylerken de işte yurt dışında herkes sırada beklemiyor. Aa, Türkiye'de kayak varmış, hadi gidelim. Öyle bir şey de yok zaten. Bu kolay değil. Bunun için emek sarf etmek lazım. Bunun için işte sizle fuarda bir araya gelip kafa patlatmak lazım. Utrecht'te beraberdik Yarbörs'te. İşte otelin buna inanması lazım. Carina Otel, işte Uğur Beylerin, işte uçak şirketinin buna inanması lazım. Çünkü bu bir kişinin, bir şirketin yapacağı iş değil. Bunun bir ancak ülke felsefesi olması lazım ki o zaman bu mümkün. Bu da işte son iki senedir özellikle bakanlık, Turizm Bakanlığı'ndan da